O zaman dönemin başkanı rahmetli Doktor Gündüz Serin. O çok şey yaptı, ısrar etti beni de. Aldılar, kiralık olarak anlaştık. Bir tane, valla lig maçı mıydı, hazırlık maçı mıydı geçmiş sene, bir Zonguldak maçı oynadığımı hatırlıyorum. Bir daha zaten maaş almaya gittiğimizde kulüpten para da alamadık. Yani kulübün parası da yoktu. Maddi durumları çok kötüydü. Ağustos 1951 tarihinde Geyve'de dünyaya geldim. Babamın memuriyeti dolayısıyla Adapazarı'na, Sakarya'ya geldik. Aşağı yukarı 50 yıldır aynı semtte oturuyorum. 3 tane çocuğum var, 3 tane de torunum var. 40 senede devlet memurluğu yaptım. Babamın sayesinde sağ olsun devlet memuru yaptı kendisi gibi beni. Sonradan emekli oldum. Şimdi emekliliğin keyfini çıkarıyorum. Spora valla sokak aralarında başladık. Herkesin olduğu gibi. Bizim zamanımızda çünkü böyle sahalar falan yoktu. Sokak aralarında taş, toprak, onların arasında top oynamaya çalışırdık. Arkadaşlarımın hepsinden bayağı şeydim, yetenekliydim. Bir şekilde sivrildik. Okul takımı özellikle çok şey oldu. Orada işte 68-69 yılında Sakaryaspor'un genç takımında futbola başladım. Zamanın kalecilerinden Saadettin Tuzlakoğlu antrenörlüğümüzü yaptı. Necat Dayman'la beraber. Futbolculuk kariyerim dediğim gibi işte 1968-69 yıllarında okul takımı ile başladı. Okul takımında göstermiş olduğumuz başarıdan dolayı Sakaryaspor'un seçmeleri vardı. Sakaryaspor'un seçmelerinde ilk defa lisansiyer olduğum kulüp de Sakaryaspor'un genç takımıdır. Yani Sakaryaspor'un genç takımının ilk sporcularından birisi de benim. Valla sonradan Bolu Spor'a gittiğim zaman Bolulu Apo diye genellikle anıldım. Yani herhangi bir lakabım yoktu ama arkadaşlar biraz sessiz sakin olduğum için kuzu diye de anarlardı yani, öyle diyeyim. Sakaryaspor'da oynamadan A takımdaki yani A takımda zaten yükselemedim. Yaşımın dolması dolayısıyla amatör kümelere daha çok yöneldim. Ve oradan memleketimin takımına gittim. Gevespor'a gittim. Gevespor'da hatta lisanssız oynadım desem yeridir yani, öyle. Bir sene orada bir şeyim var, sporculuk geçmişim var. Hendek Esnaf Spor'a gittim. Gevespor'dan. Hendek Esnaf Spor'dan sonra yani Ankara'ya doğru sanki böyle bir yolculuk başladı. Çilimli Spor'a gittim. Bolu Şehir Stadı'nda bizim bir 50. yıl kupası maçımız vardı. Orada bizden sonra da Bolu Spor'un antrenmanı vardı. Hatta tribünlere baktığımız zaman Valerino Ego'yu görmüştüm o zaman, Roman teknik direktör. Bolu Spor da bizden sonra antrenman yapacak. Maçımızı oynadık. 4-2 yendik Hamidiye Spor'u. Ve Hamidiye Spor'da sonradan öğrendiğimiz Aziz Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım falan onlar da oynuyorlarmış. Resimlerini sonradan gördük tabii. O maçta 2 gol attım. Valeri Neago işaretle demiş 10 numara. Kimse demiş onu şey yapın, yazın demiş. Listeye ben istiyorum o adamı. Yani benim öyle profesyonellik hayatım oradaki Çilimli Spor'daki o Hamidiye Spor maçıyla başladı. 2 sene Bolu Spor'da kaldım. 2. sene Valeri Neogu'ya gittikten sonra rahmetli Galip Türkkan Hoca ile çalıştım 1 sene. Mukavelemin bitmesine 2-3 ay kala benim askerliğim çıktı. Askere gideyim falan düşüncesiyle ben şey yaptım, hocalarımla, yöneticilerle vedalaştım. Askere gidiyorum dedim, askere gittim. Samsun'a askerliğe gittim. Samsun'da 3 ay Samsun Spor'la antrenmanlara çıktım. Kamuran Soykıray dönemiydi. Kulübünle anlaşalım, burada kalmak ister misin dediler. Ben de Bolu'ya döneceğimi ümit ederek düşünmüyorum dedim, ben Bolu'ya döneceğim herhalde dedim ama o iş benim Bolu'daki işim de olmadı, geriye de dönüşüm olmadı. Zaten mukavelem 2 senelikti. Dolayısıyla mukavelem bitti ve ben Adapazarı'na döndüm. Ondan sonra alacaklarıma karşılık Bolu Spor'la şey yaptık, Sakaryaspor özellikle Ekrem abi istedi. Oraya gelmişlerdi çünkü onlar bir amatör küme şampiyona maçlarına. Benimle görüştü rahmetli. Sakaryaspor'a gelmek istediğimi söyledi. Girilmesin dedi, gelirim dedim, sıkıntı yok dedim. Fakat kiralık olarak Sakaryaspor'a geldim. Dönemde, ikinci ligde oynadığı bir dönemde Sakaryaspor'un hiç paramız yoktu, paraları yoktu. Başkanı rahmetli Doktor Gündüz Serin. O çok şey yaptı, ısrar etti beni de. Aldılar, kiralık olarak anlaştık. Bir tane, valla lig maçı mıydı, hazırlık maçı mıydı geçmiş sene, bir Zonguldak maçı oynadığımı hatırlıyorum. Bir daha zaten maaş almaya gittiğimizde kulüpten para da alamadık. Yani kulübün parası da yoktu. Maddi durumları çok kötüydü. O şekilde rahmetli babam onlara vereceği parayı ben sana veririm. Futbolu bıraktırdı bana. Bir taraftan da evliyim yani. Evliyim ama baba eline bakıyordum. Bana futbolu bıraktırdı ve kendisi gibi memur yaptı.
Benim Sakaryaspor'daki profesyonel dönemi de öyle, o şekilde bitmiş oldu yani. Öyle diyeyim. Ha tekrar dönüşüm, tabii Adapazarı'ndaki çeşitli kulüplerden şeyler geldi, teklifler geldi. O zamanlar, şimdi var mı bilmiyorum ama amatörlüğe dönüş vardı. Ben amatörlüğe dönüş yaptım ve Sakarya Gençlik'teki yönetici arkadaşlar beni transfere geldiler. O zaman şimdi 3. Lig'de falan da oynadım Mithatpaşa. Oraya ben gittim, hem futbolcu olarak hem antrenör olarak Sakarya Gençlik'te hizmet ettim. Amatörlüğe dönüş yaptım, bu sefer benim amatörlük şeyim başladı. Profesyonellik hayatım pek fazla uzun sürmedi. Yani 2 sene Bolu'da, bir sezon, yarım sezon şeyde Sakaryaspor'da öyle geçti. Amatörlük daha çok ağırlıklı oldu. Sırasıyla işte çeşitli kulüplerde antrenörlük yaptım, hocalık yaptım. Hem top oynadım hem hocalık yaptım. Senelerce Limandırspor'la uğraştım, Tekspor'la uğraştım. Yani çeşitli kulüplerde, Adapazarı'nda bayağı sayılı kulüplerde, Hızırtepe olsun, futbolu bıraktıktan sonra da antrenörlük yapmayı bıraktım. Devlet memurluğuna devam ettim. Özel bir neden, o Çilimli Spor'daki antrenörlük yapan, aynı zamanda oynayan santrofor Muharrem abimiz vardı. Hendek Hesap Spor'da biz onunla beraberdik. Adapazarı'nda onların kulüp başkanları vardı. Gençler Birliği'nin de yöneticisiydi aynı zamanda. Geldi bizi, panayır denilen yerde bir penaltı atışları falan yapılırdı eskiden. Harmanlık dediğimiz semtte. Orada bizi gördü. İşte Çilimli Spor'da oynar mısınız falan filan. Benden başka benim haberim yok tabii. Ama sonradan biz beraber gittik. Yılmaz Vural, Sakaryaspor'un kulüp başkanlığını yapan Sabri Küçük, Dursun Ali Yıldız Sakaryaspor'dan, rahmetli Celal kardeşimiz vardı, ünlü Royal takımı da oynardı o zamanlar, Burhan Şevik. Yani biz Adapazarı'ndan 6-7 arkadaş Çilimli Spor'a gittik Muharrem abimizin sayesinde. Gittik Çilimli Spor'da da başarılı olduk. Yani 3 tane grup geçtik o sene. Şampiyon olduk, Bolu şampiyonu olduk. Tabi burada Adapazarlı arkadaşlarımızın da çok büyük şeyi vardı, faydası oldu çünkü. Herkes birbirini tanıyordu. Güzel bir takım oluşturduk yani. Valla gençlere önereceğim tek şey var, amatör kümede de oynasalar bir yerde bu işin ciddiyetine varacaklar, daima çalışacaklar, başka hiçbir şey yok. Şimdi Sakarya'daki amatör küme maçları eskiden hakikaten çok şey geçerdi. Yani bir bugünkü Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray Beşiktaş derbileri gibi maçlar oynanırdı. Ben daha öncelerini de hatırladığım için mesela İdman Yurdu olsun, ben o maçları özellikle seyretmeye giderdim. Rahmetli Baba Fazıl denilen bir abimiz vardı. O beni zaten ilk defa keşfeden de odur yani. Hasırlıcılar Mahallesi'nde otururken. Geyve Spor olsun, Akyazı Spor olsun, Hendek Esnaf Spor olsun, Hendek Gençlik olsun, Donatım Spor, Yıldırım Spor. Öyle bir camialar vardı ki zaman maç olduğu zaman stat tıklım tıklım dolu olurdu. Kavga dövüş falan bir kere söz konusu değildi. Herkes birbirini tanıdığı için, herkes birbiriyle geçince de ne oluyorsa 90 dakikanın içinde oluyordu. Maçtan sonra herkes yine sarılıp, kucaklaşıp yine şeylerini beraber yaparlardı, alemlerini. O kadar güzel bir o atmosfer vardı. Biz mesela Dinyekos ayakkabı giyiyorduk, Dinyekos. Burada da şeyden bahsedeceğim, sağsa Allah uzun ömürler versin, Ramiz Şengül. Onun sayesinde biz ayakkabı gördük ama nasıl ayakkabı gördük? Dinyekos. Dinyekos nedir? O ayakkabılarının altına yapılan köseledir, çiviyle çakılır. Biz o sahada oynadığımız zaman mesela Sakarya Şehir Stadı'nda, eskiden zaten böyle bu kadar saha mı vardı? Bir tek Sakarya Şehir Stadı vardı. Maçlar orada oynanırdı. Ve devre arasında biz o çekişle o çivileri döverdik yani, hesap edin. Örs vardı özellikle soyunma odasında. Ayaklarımızın altı delik deşik olurdu. Ha sonradan işte Erdallar çıktı, Adidaslar çıktı, bilmem ne oldu. Biz yani bizim dönemimizdeki sporcular böyle yetişti. Artı amatör. Bu işi zevk için yapan, para için değil. Ha bizden sonra tamamen bu amatörlük olayı kalktı. Parasını alan oynuyor, almayan çekiliyor kenara, oynamıyor. Kulüp değiştiriyor, bilmem ne yapıyor. Resmen şeyler başladı. Transferler başladı. Hesap numarası açılıyor. Benim hesabımı bu kadar para yatırsan ben sizle oynarım. Tamamen amatörlük denilen bir olay da kalmadı, artık tamamen şeye döküldü. Paraya, profesyonelliğe döküldü. Yani yıkılması gerçekten beni çok üzdü. Çünkü orası ya artık Adapazarı sporuna değil de Türkiye sporuna hizmet etmiş bir kulüp olarak çok güzel maçlar oynandı. Biz toprak zemininden beri, tahta tribünlerinin olduğu dönemden bile biliyorum. Orası, yani orada harika bir şey vardı, ortam vardı. Orada çok güzel maçlar oynandı. Yıkılmasına ben hiçbir zaman şey olmadım, taraftar olmadım. Yani oranın kalması gerekirdi diye düşünüyorum. Tarihi bir anıt olarak, işte kardeşlerimizin böyle girişimleri dolayısıyla bir tribünü örnek olarak bıraktılar. Tamam, o da güzel bir şey ama bana göre şey değil, yeterli değil.
Eski stadımız çok daha güzeldi. Hem mekanı olarak, yer olarak yıkılmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Valla aldığım bilgiler ışığında her şeyden önce bu girişiminiz için sizi candan kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sakarya'nın ihtiyaç duyduğu bir ortamda sporu çok iyi tanıtabilecek bir kadrolaşma olduğunu düşünüyorum. Allah yolunuzu açık etsin diyorum. İnşallah hayırlısıyla olur. Biz de her konuda desteğimizi veririz yani, sıkıntı olmaz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın.